Yani bakalım. Yani ışınlanla girerse riskli. Koridorda ve baskınlardan hayatta kalması açısından. Yani Caps için, Cork için riskli. Yani hatta defans dediği direkt korkak. Şimdi sırçası yok şansın ama birebir de skoru olacak. Arkadan da X-Smith'i çok güzel zamanda geldi. Çaldı o skoru birazcık ama kendisi de hayatta kalıyor. Kendisi de düşmedi. Yani bunu hep tekrar ediyoruz ama bu maviyi X-Smith'i çalmadı. Bu maviyi... Orta koridorda seni bölüyorum Kaan çünkü bir baskın daha var. X-Smith'i çok güzel zamanda geldi. Skoru aldı. İsabet dalgası sadece yardım etti TL'e. Ve çok rahat bir alev ejderi. Wunder. Dönmemiş üstüne bu arada Wunder ve Wunder üstüne dönseydin dönmediği keşke. İçin. Keşke dönseydin. Burada skoru veriyor. Bu arada hani bilmeyenler için söyleyelim. X-Smith uzun zamandır Kuzey Amerika'da oynuyor ve kendisi Kuzey Amerika'da yerli statüsünde ama aslen Filipinli. Evet. Bu kadar etkisiz bir Jankos gördüğümü hatırlamıyorum ben. Caps kule altına girdi bu arada. Ay! Johnson! Adeta pazara gönderdi. Buradan doğrusunu kullandı. Ama şey hani barikat bir olgu mu desem? Perks biraz önde kaldı. Şimdi yan tarafta bekleyen bir isim var. Jankos. O çalıda olduğum biliniyordu Jankos. Totem var orada. Bu arada diğer tarafta Caps. Yakalandı ama buradan çıkmayı başaracak mı? Hayır dedi Impact. Impact. Burada ulti patlayınca skoru alacak. Korki oradan çıkamadı. Caps indirmeyi başardı. Şimdi Wunder'dan bir ulti geliyor ama Johnson. Burada sokarsa başaracak. Perks de düştü. 10 dakika. Biz bunu dedikten 10 dakika sonra hala devam ediyor. Ama üçünün farklı olması çok daha önemli. Diğer tarafta Caps bir kere daha manası düştüğü yok. Senaryoyu göreceğiz. Çünkü manası yok. Onun da dikkatli olması lazım şu anda. Gerçi Doubler çok fazla hasar yediği için geri çekilmişti. Işınlan geliyor şimdi. G2 geri çıkmak zorunda. Sırça geliyor Wunder'den ama X-Smith arkada Mickey'yi yakaladı. Mickey'nin Chromatics'i onu hayata tutamayacak gibi görünüyor. Wunder üzerine gelen bir Galio var. Wunder'in buradan çıkması mümkün değil. Çünkü kışkırtıla kışkırtıla bir hal oldu. Arka tarafta Mickey'nin öleceği zaten belliydi. Burada da Jankos yakalanıyor. Bir skor daha gelecek. Jankos son bir umut ultisini attı ama burada hayatta kalmaya çalışıyor. Diğer tarafta Corki'nin, Caps'in ilk skoru bu. Caps ikinci skorunu aldı. Üçüncüyü alabilecek mi? Double lift. Hayır dedi burada. Güzel sıçra double lift'ten. Çok çok hızlı bir şekilde alacaklar. Ooo uçuyor. Aman yok, evet. Haber geldi bile. Jarvan komboları gördük. Wunder. Hoşçakal. İnhibitörü bitirmek üzere olan bir kuşatma minyonu var. Geldi yalnız. Şimdi Impact'i yakaladılar. Impact kızıl havuzda kullandı. Ultisi yok şu anda. Impact hasar yetecek mi? Caps burada hayatta kaldı ama Jankos için aynısını söyleyemeyeceğiz. Impact'i Wunder düşürdü. Caps'in hayatta kalması burada G2 adına bir şans olabilir. Aşağıdaki inhibitör hala dayanmış durumda. Team Liquid'in bence ilk yaptığı hata bu. Yani Baron varken geldi şimdi double lift. Hiçlik topun tutturdu ve acımadı. Anında ultiyle agresif oynuyor. Caps şimdi paketin süresi biteceği için bunu minyonlar için kullandı. Rumble ultisi gibi içeri giren bir X-Smith sonra iki kişiye tutan bir afet ama X-Smith'i hemen orada kaybetmişti koruyucu meleli. Double lift devreye giriyor. 2 skor, 3 skor, 3. skor Johnson'da ama asıl hasar kaynağı burada double lift. 4. skorda gelecek mi acaba? Üste kaçmaya çalışan bir Caps'le Jankos var. Burada artık G2'nin limitleri tükendi. Her ne kadar Impact'i almış olsalar da Impact zaten yapmak istediğini yaptı. Caps'in kullandı. Kronometre de onu hayatta çok fazla tutacak gibi görünmüyor. Uzaklara doğru kaçıyor Caps. Jankos da düştü. Caps de düşecek. Ya da direkt olarak oyunu bitirecek Team Liquid. Double lift hiç bırakmıyor. Hiç umurunda değil. Katliamı da attı. Ve Kuzey Amerika'nın şampiyonu Team Liquid sonunda yumruğunu masaya vurmayı başardı. 5. günde, grupların 5. gününde ilk kez bu kadar net bir galibiyet alıyor. Ve belki de en büyük rakiplerine Avrupa'ya karşı. Yani turnuvada gördüğümüz en net galibiyetlerden bir tanesiydi bu arada.